Ekranda gördüğünüz bütün her şey arkadaşlar çekilişle verilecektir. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olup zil tuşundan tümü yaptıktan sonra videoya like atıp herhangi bir yorum yaptıktan sonra normal yorum yaptıktan sonra yanına oyun içi ID'nizi ve bir tane sosyal medyanızı bırakmanız ve yorumlar ve açıklamalar kısmında bıraktığım kanala abone olmanız yeterlidir. Şimdi videoya geçelim. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında PUBG Mobile'de 10 numara bir e-sporcu hassasiyet ayarları vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoda like atarsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı böyle görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Veya çekmemi istediğiniz şeyleri söylerseniz sevinirim. Hemen şuradan uzatmadan hızlıca gidip bir M4 alayım ben. Başta da gördüğünüz çekilişe arkadaşlar katılabilirsiniz. Oradan canlı yayında açıklanacak. Onu da söylemiş olayım buradan. Hızlıca bir tane M4, bir tane de Cruz alayım ben sizler için. Böyle seken bir silah da alayım. İkisi de sekmeyen silah olmasın. Yani ikisi de M4 olmasın. Biri biraz daha fazla seken silah olsun. Yani normal oyunda ne alıyorsak aynı o şekilde lootlanacağım arkadaşlar. Jiroskoplu da jiroskopsuz da çalışan bir hassasiyet ayarı göstereceğim sizlere. Direktmen buradan dikey tutamak alalım bir tane. Şuradan şunları alalım. Zaten normal maçta da bunları kullanıyoruz. Veya en fazla dikey bulamazsak açılı alıyoruz. İkinciye de açılı alalım. Diyeceğim de ikinci silahta açılı kullanacağımız bir şey yok. İkinci silahta sadece susturucu ve uzun hızlı çekim alıyoruz. Hemen şuradan gidelim biraz mermi alayım bir de. Şuradan bir tane 6x ile atalım değil mi? 6x'i 6x olarak kullanan yok. O yüzden 6x'i 3x'te göstereceğim. Ben 3x'te kullanıyorum. 3x'te kullanmanızı da tavsiye ederim. Groza'yı da hemen bir 3x'e düşüreyim. Ondan sonra gidelim şuradan bir daha mermi alalım. Çünkü bir daha mermi almaya gitmeyelim hiç. Tamamdır. Şunu da bir lootlarsak 10 numara olacak arkadaşlar. Öncelikle tabii ki göstermem lazım. Arkada sadece bir labut kaldı. Yatarak spreye atılmaz ama atılır normalde ama hassasiyet ayarı gösterirken yatarak atmamam lazım. Sizlere ayakta oynuyoruz çünkü çoğunlukla. Görüyorsunuz. Kukuruzayı şöyle 3x'e düşürdük mü? Düşürmüşüz. Görüyorsunuz. Sadece çok uzak labutlar kaldı. Zaten kukuruzayla da bu kadar sprey atmazsınız arkadaşlar sizlerde. Ben daha abartılmış bir şekilde atıyorum. Bakın hızlı şey yaptım. Bir tane ortadaki labut kaldı. Yok olun sizde labutlar. O uzaktaki labuta gittim. Ona çok denedim. Şimdi biraz da hemen şununla deneyelim. Göstereyim ben. Deneyelim. Gösteriyorum ben şu an sizlere hassasiyet ayarlarını. Sonra tabii ki şu. Bir yandan da hareket etmeyi kesmiyorum. Bakın arkadaşlar onu da göstereyim. Yani hem hareket ediyorum hem dikiz açıyorum. Hem de ateşli oynadığım için. Yani sekme olacaktır ama bakın. İstediğim labuta tak götürebiliyorum. 100 metre için falan zaten bu spreyler iyidir. Yani şu ip gibi sprey atma olayı jiroskopu kapatırsanız yapabilirsiniz bu ayarlarla. Jiroskopu dokundum ben. Zaten benim uçuyor. Her şeyi 400'de kullanıyorum jiroskopu da böyle. Jiroskop ayarı farklıdır arkadaşlar. Normal kontrol hassasiyet ayarı farklıdır bakın. Bu normalim bak benim jiroskop halim. Bu kadar dönüyor yani tam arkaya dönebilirim istersem de. Bakın bu da jiroskoplu. Jiroskoplu da yine aynı dönecek çünkü bunu ayarlamanız lazım. Ben ayarladım ve işte bu hassasiyet ayarlarını sizlere vereceğim. Koduyla bir şekilde. Buradan arkadaşlar şeyi de kapatayım. Bakın jiroskopu kapatayım ama ben jiroskopla oynamaya çok alışmışım. O yüzden jiroskopsuz oynayamıyorum ama jiroskopsuz da göstereceğim yani. Ben jiroskopsuz oynayamıyorum arkadaşlar. Yani jiroskopla da bir destek olmam lazım. Ben şurayı çok sağa sola kaçırıyorum. Ellerim titrediği için. Jiroskopta da yine ellerim titrediği için sağa sola çok kaçıyor. Bu neden dolayı bilmiyorum ama ellerim titriyor niyetense. Dirseklerimi koysam da koymasam da. Kaçıyorum arkadaşlar. O yüzden ikisini de kullandığım için ikisinin titremesiyle güzel bir şeyler yapabiliyorum. Sizin eğer eliniz böyle titremiyorsa sürekli. Yani nasıl diyeyim sizlere bakın. Mesela kaçırdım mı elimin o boşluğuna gelince elim kütledi. Baş parmağım kütledi böyle. Hiç başka bir şey yapmadan kendi kendine kütlüyor niyeyse. Hiçbir şey yapmadan kütledi o. Yani
Sizlerin düzgünce böyle oynuyorsanız benim verdiğim hassasiyet ayarlarıyla 2-3 kat daha iyi olacağınıza söz verebilirim. Sözümüzün de arkasındayız. Ben yeri şuradan açayım. Sizleri birazcık daha kör etmeden. Şuradan daima açık yapayım bakın. Yani hızlı kullanmaya da bayağı güzel gidiyor da yanlışlıkla şeye bastım çantaya. Yani görüyorsunuz. Böyle boş dikiz ateş yaparken de şöyle yaptım. Yani götürülebiliyor arkadaşlar, bunu söylemiş olayım. Siz bunu kontrol ayarlarınızda zaten jiroskop oynuyorsanız jiroskopsuzla götürürsünüz. Jiroskopla oynuyorsanız jiroskoplu da götürürsünüz. Ama ben size jiroskopla oynamanızı tavsiye ederim. Şöyle bir de Groza 6x sprey yapalım. Adamı öldürür. Zaten 100 metreye Groza sprey atmayız biz. Ben atmam mesela. Kimse de atmaz Groza ile 3x 100 metreye sprey. Niye? Çünkü M4'ümüz var. Hemen M4'ü alalım. M4'e geç 6x. M4 ve 6x. Evet. Ya sprey atma. 10 numara. Kaçırabileceğiniz rakip 0. 1,1. 0,1'de bu hassasiyet ayarlarını kullanan diğer olabilir. Neyse arkadaşlar, orayı burayı geçelim de işin havasını. Yani güzel hassasiyet ayarları var. Ben güzel kullanıyorum. Sizlerin de güzel kullanacağına inanıyorum yine. Şu gözle falan arkaya bakma işi bayağı kolay. Hemen şöyle yapıyorum, bakıyorum arkaya. Rush olarak oynuyorsanız zaten full groza tarzı silahlar kullanırsınız. Durun, şuradan rush olarak oynayayım mı bakın. Ama her birinin önünde duvar varmış gibi. Vurdukça açılıyor duvarlar. Veya geçtikçe açılıyor diyelim duvarlar. Direkt üstüne koymuyorum ki. Direkt üstüne koyunca hemen. Şöyle gitsem direkt vururum zaten bak. Gidiyoruz yani. Ondan sonra arkada direkt destekçi olarak oynuyorsanız onu da göstereyim. Şöyle yine vura vura gidelim. Arkadan destekçi olarak oynuyorsanız onu da göstereceğim. Şimdi şuraya kadar git git, koş 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 koş. Koştum ve arkadan destekçi olarak oynadığımızı farz edelim. Destekçi ayakta sprey atmaz hiçbir zaman. Ya oturur, böyle bir sprey atar. Ya da destekçinin asıl spreyi budur zaten. O arkada kiraşlarken bir anda yatıp arkadan, en arkadan sprey atması. Uzaklara bakın. Uzaklardakini vurmaya çalıştım. Yakındakini vurmaya çalışacak olsam. Görüyorsunuz. Ucundan gösterip arkadaşlar, destekçinin amacı budur. Ucundan gösterip. Ama biz burada e-sporda olmadığımız için, burada normal herkesin bireysel oyuncu olduğunu düşünerek şurada hem ayakta hem oturarak, yani her şeyde kullanılabilecek hassasiyet ayarları, birçok hassasiyet ayarı ya ayakta ya oturarak, ya bir supportsundur ona göre, ya da böyle bombacısındır ona göredir herkesin hassasiyet ayarı. Ben ama hepsinde kullanabileceğiniz bir hassasiyet ayarı gösteriyorum sizlere. Şimdi de direkt kodlarını göstereyim. Hassasiyet ayarlarını kodlara göre yapmayacak arkadaşlarımız varsa, önce onlar için böyle ekrandan direkt SS alarak yapacak arkadaşlarımız varsa, burası ateş etme animasyonu. Jiroskop ister kullanın ister kullanmayın, bu size kalmış bir şey. İkisinde de kullanabilirsiniz. Yine hassasiyet ayarlarını şuradan plan yönetimi diyelim, paylaş diyelim. Görüyorsunuz 2 parmak, 3 parmak, 4 parmak hepsinde olur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Yine yorumlarda isteyen arkadaşlara atarım kodu, sıkıntı yok oyundan da.